Sisteme kayıtlı olan tabii ki bizde yaklaşık 700 tane bende kayıtlı olan üyem var rentekarcı olarak. Ve ben yine söylüyorum şiddetle bu esnafın ilgiye, şefkate ihtiyacı var. ÖTV indirimini ticarilere yapmışlardı zaman. Bir an önce araç kiralamaları gerekiyor çünkü mağdur olurlar. Gerçekten yani araç kalmayabilir, bulamayabilirler. 3 hafta önce, 4 hafta önce, 5 hafta önce ayarlayanlar var. Ben buna eminim, görüyorum da, takip ediyorum da. Kurban Bayramı öncesi, her bayram öncesi olduğu gibi tabii ki kiralık araçlarda büyük bir yoğunluk var ki yaz sezonu da bunun içine girince bayağı yoğunluk var. Kaldı ki araç kiralamalarda biliyorsunuz ikinci ellerdeki veya sıfır araçlardaki otomobille ilgili aşırı zamlanması ve yükselmesi insanları kiralık araca yöneltti. Haklı olarak yani. Bu çılgın bir gidiş. Buna biz de sır erdiremiyoruz. O yüzden kiralık araçlara büyük talep var şu anda. Araç kiralayacak insanları kesinlikle yetkili yerlerden, yani sisteme bağlı olan kişilerden, kiralık araç bildirim sistemi diye bir sistem var, KABİS dediğimiz sistem var, sisteme bağlı olan yerlerden araç kiralamalarını tavsiye ederim. Yani işte 10 lira, 20 lira ucuz olup ya merdiven altı kayıt dışından araç kiralarlarsa adliyelerde binlerce dosya var. Biz bunun yakın takipçisiyiz ve kaldı ki bizim odamıza her gün en az 3 tane 5 tane telefonu gelir. Başkanım işte ben araç kiraladım. Aracın işte atıyorum işte kiralık araç bildirim sistemine kayıtlı değilmiş. İşte beni yolda durdurdular, sordular veya işte beni araç kiralarken diyor ki işte aman ha kiralık olduğunu söylemeyin. Yani bu kayıt dışı olduğu belli. Kaza durumunda onlarca insan mağdur. Yani kaza durumunda bunların büyük bir ihtimalle rentekar kaskoları da olmadığı için tamamıyla kiralayan yanıyor yani. Kullanıcı nedeniyle rentekarcıların yaşadığı mağduriyet var. Biz kiralık araç bildirim sistemi olarak ve İzmir olarak kiralık araçlarda yani rentekarda çok güzel bir çalışmalar yapıp bu trafik para cezalarını işte kiralayanın üstüne devrettik. Hemen KABİS sistemine kayıttı ama tabii ki burada sisteme bağlı olanlar faydalanıyor. KABİS sistemine kayıtlı olan kişinin trafik para cezası hemen devroluyor. Eskiden daha önce bu da yoktu. Rentekarcılarımız çok mağdurdu. Şu anda ki biz yine uğraşıyoruz onunla. Şu anda işte vatandaşın kimliği yetersiz kalıyor veya sabıkası var veya işte ehliyeti yok. İşte ehliyetli bir kişiyi araçlarını kiralatıyorlar. Sokağın başında aracı o alıyor. Onun yaptığı bir kazayla yine kiralı bizim müesses sahibimiz mağdur oluyor. Ama bunları da çözmeye çalışıyoruz. Şu anda taban diyorum. Taban klasik bir araba. Ve inanın afaki değil bu rakamlar. 400-450 liradan başlıyor. Tabii ki araç modeline göre otomatik isterseniz, yüksek sekmet bir araba isterseniz, jip isterseniz gibilerinden 1500-2000 liraya kadar dayanıyor günlüğü. Bakın o bakımdan zaten inanın o kadar kişi benim eşim dostum sağım solum böyle o kadar çok kişi araba satıyor ki akıllara zarar. Yani kiralama sisteminin daha kolay olduğunu işte bu paraları buna bağlamaya değmediğini ve tabii ki araç maliyetleri de artıyor. Yani bizim esnafımız ne yapsın yani? Bir en basit bir aracın yağ değişimi, yağ filtre değişimi 2000 lira. Yani lastik ona keza 4 lastik 6000 liradan aşağı lastik yok. Aküsü bitiyor, şeyi bitiyor. Yani bu kullanıcı yani araç kullanıcılığını düşünelim. Yani kaskosu var onlara, trafik sigortası var, masrafı var falan. İnsanlar arabasını satıyor, kiralık araç daha cazip geliyor. Ben isterseniz biraz sonra sizin yanınızda telefon açayım. Siz bir araba isterseniz size belki araba bulamayabiliriz. Gerçekten öyle yani yani erken rezervasyon çok çok iyi oluyor. Ha işte diyorum ya işte vatandaş da araba bulamadığı zaman inşallah zorunlu kalıp da merdiven altına kayıt dışından araba kiralamaz. Canları da yanmaz. Kesinlikle bir an önce kiralasınlar. Bu araçlar afaki arttığı için benim esnafım aracını filosunu yenileyemiyor. Yani inanın o kadar uçurum oldu ki rakamlar arttı. O kadar önemli bir sektör ki yani yurt dışına hizmet veriyor, turiste hizmet veriyor, halkımıza hizmet veriyor. Yani en azından ülkenin aynası oluyor, aynası durumuna geliyoruz. Yani burada hükümetimizden şunu istiyoruz. Yani biz bir rentekarcılarla ilgili sisteme bağlı olan,
sisteme bağlı olan rentekarcılarla ilgili ÖTV indirim istiyoruz ki filolarını yenilesinler. Biz arabalarımızı kiraya veriyoruz. Son dakika insanlar genelde bunun kararını veriyor ama biz 15 gün önceden rezervasyonlara başladık. Şu aralar yurt dışından gelen müşterilerimiz de var. Onlara da öncelik tanıyoruz. Onlar daha uzun vadeli araç kiralıyorlar. 15-20 gün önceden başladı rezervasyonlarımız. Bizim yerli vatandaşlarımız son dakikaya bırakıyorlar genelde. Şu an iyi. Rezervasyonlarımızı yapıyoruz. Sıkıntı yok yani. Şu anda full gidiyoruz. 3 hafta önce biraz daha durgunluk vardı. Tabii yaz sezonu daha hareketli oluyor. İnsanlar okullarda kapandıktan sonra daha hareketli. Şu an için araçlarımızın rezervasyonuyla ilgili bir sıkıntı yok. Fiyatlar yüksek ama insanlar bir şekilde tatile gidecekler. Yaz sezonu değerlendirmek için araç fiyatları da çok yüksek. O yüzden mecburen kiralamaya gidiyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar araçlarımızla. Şu an için 500 liradan veriyoruz araçlarımızı. Bayram dolayısıyla bu biraz rakamlar biraz daha yükseliyor. Arabanın markasına, modeline göre değişiyor. 1000 liraya da araba var, 2000 liraya da araba var ama en düşük 500 liradan başlıyor şu anda araçlarımız. Arabaların fiyatları çok yükseldi ve araç filomuzu çok yükseltemedik. O yüzden dolayı elimizde mevcut araçlarla devam ediyoruz. O yüzden bütün potansiyeli yerine getiremeyebiliriz. Rezervasyon bizden yapamayabilirler, boş dönebilirler. O yüzden insanlarımız arabada kiralayamayabilirler yani. Bir an önce bayram rezervasyonu yapsınlar derim vatandaşlara. Araba fiyatları çok yükseldi. Bunun devlet tarafından biraz daha düşürülmesi, işte ÖTV'nin düşürülmesi ya da şu an için bir kararsızlık var. Bu araçların fiyatlarının nereye gideceği tam olarak belli değil. Bugün araba alıyoruz. 10 gün sonra o arabanın üzerinde 50 bin lira, 100 bin lira üzerinde bir fiyatlama geliyor. Tam olarak biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir stabil hale gelirse biz de ne yapacağımızı biliriz. Şimdi müşterilerimizle anlaşma yaptıktan sonra kira sözleşmesini yapıyoruz. Kira sözleşmesini yaptıktan sonra bütün sorumlulukları müşterimize anlatıyoruz. Arabayı teslim ederken de arabanın yanına geliyoruz. Müşterimizden ilk önce arabanın videosunu çekmesini istiyoruz. Buradan bütün vatandaşlara sesleniyorum. Rentekardan araç kiralarken mutlaka videosunu ya da fotoğrafını araçlarını çeksinler. Arabanın videosunu, içinin koltuklarını ve kilometresini komple çeksinler. Araçla ilgili bindikten sonra, kullandıktan sonra bir sıkıntı varsa, bir problem varsa ya da uyarı ışığı yanıyorsa mutlaka rentekara bilgi versinler bu konuyla ilgili. Bu araç 1.6 dizel, manuel bir araç. Günlüğü 500 TL ve günlük 250 km sınır veriyoruz bu araca. 250 km sınırlı, 500 liraya bu araçla 24 saat kullanabiliyorsunuz.